toplantı daha var bugün İstanbul'da. Önemli bir toplantı, 63 ülkeden katılımcı var. Şöyle ki, gençler anlatıyorlar fikirlerini, tecrübeliler dinliyorlar ve gençlere olacak gibiyse iş destek veriyorlar. Malezya'dan var, Endonezya'dan var, Afrika'dan var, Polonya'dan var. Dünyanın dört bir yanından bin girişimci İstanbul'da Startup İstanbul için buluştu. Projelerini, iş fikirlerini mentörlere anlattı. Yatırımcılarla bir araya gelip iş fırsatlarının kapısını araladı. Bu sene de tahmin ediyorum ki konferans bittikten, yani Ekim ayından sonra Aralık Ocağı'a doğru ilk yatırım haberleri gelir. Geçen sene Endonezya'dan gelen bir girişimci iGrow Amerika'daki 500 Startup yatırım şirketinden yatırım aldı ve merkezini San Francisco'ya taşıdı. 4 gün boyunca devam eden etkinlikte girişimci sayısı önce 100'e, ardından 15'e indirildi. Startup İstanbul'a Endonezya'dan katıldık. Türkiye'ye ilk gelişimiz. Bizim Kostüm adında bir internet sitemiz var. Ve burada dünyanın dört bir yanından moda tasarımcıları ve terzilerin kıyafetlerini satıyoruz. Onlara ürünlerini dünyaya aktarmak için platform sağlıyoruz. Startup İstanbul'da girişimcilerle buluşan yatırımcılar arasında Abraaj Kapital, 500 Startup gibi dünyanın önde gelen yatırım fonları da var. Burada birbirinden yaratıcı fikirler dinledik. Özellikle bazı ortaklarımızın yakından ilgilenebileceği lojistik, data alanında verimlilik sağlayan projeler vardı. Startup İstanbul'un destekçilerinden Top Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu ve Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, İstanbul'un dünyanın girişimcilik merkezi olmasının önünde hiçbir engel yok diyor. Bu katılım ülkemize olan güveni gösteriyor. Eğer doğru adımları atabilirsek İstanbul'u tüm bölgenin teknoloji merkezi haline getirebiliriz. Türkiye'nin genç nüfusu, canlı ekonomisiyle buna ve güçlü üniversiteleriyle buna çok uygun bir yer olduğuna inanıyoruz. Silikon Vadisi'ne, San Francisco'da. Bugün oradaki yatırımcıların %65'i Amerika Birleşik Devletleri dışında doğmuş. Niye İstanbul bu hale gelmesin? Elimizde bir fırsat var. Finansörler de var burada. Sermaye burada. Fikri olan burada. Müthiş bir pazar. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım.